Herkese yepyeni bir sabahtan günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Günlerden çarşamba, Zeyd Mirza'yı kışa bıraktım, her zamanki gibi eve geldim. Birkaç işim vardı, onu hallettim. Yani bir saattir evdeyim ama şimdi tekrar çıkacağım. İşlerim bitmedi. Son iki gün Türkiye'ye ve dışarıda banka işim var. Kayınvalidemle falan buluşacağım şimdi. O işi hallettikten sonra da bir eksiğim daha vardı da unuttum. Neydi kız? Bunu telefona yazmıştım. İlk bir bankayı halledeceğiz bugün. Aa evet. Şu paketi vereceğim postaneye bankaya gitmeden önce. Sonra kahve tozu ve Zeyd'e atıştırmalık al yazmışım uçak için. Bir de kum oyuncağı al yazmışım. Zeyd'e tatil için böyle oyuncak seti almak istiyorum. Aynen, onlar zaten uygun fiyatlı oluyor burada. Alayım çünkü otelde gerçekten çok pahalıya satılıyor. 20-30 euro resmen. Dalga geçer gibi ama öyle maalesef. Sonuçta turistik bölge. Burada 5 euro alacağım bir tane ve kendimle götüreceğim oluşumun oyuncağını. Orada kumla, suyla güzelce vakit geçiriyor yani. Mutlaka her sene götürüyorum. Evet, onu halledeceğim. Sonra eve geliriz. Temizlik yapacağım bugün tüm gün. Çünkü yarın da vaktim olmayacak muhtemelen. Cuma da erkenden evden çıkıyoruz zaten uçağımıza. Öğlen olacak uçak, yani saat 10.30 mu 11'de kalkıyor ama yani erkenden orada olacağız haliyle. Neyse, açılışı yapmış oldum. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. İşlerimi hallediyorum. Sonra sizi tekrar açıyorum. Ama kamerayı muhtemelen götürmeyeceğim kendimle. Çünkü hemen böyle eksiklerimi alıp döneceğim yani. Aynen, bakalım. Hadi gidelim o zaman. Evet canlar, ben tekrardan eve geldim. Önce de bahsettiğim gibi kamerayı götürmedim kendimle. Çünkü zaten hemen işlerimi halledip geldim. Postaya falan gittim. İşte kayınvalidemlerle kısa bir görüştük. Banka işini falan hallettik. Sonra markete gittim. Ama kum eşyası alacaktım Zeyd'e. Onu artık ya sonra ya da yarın alırım. Çünkü gitmedim o AVM'ye. Bir ufak tefek bir şeyler aldım. Bunları hemen çıkarttım. Kendime kahve ve kahve tozu aldım Türkiye için. Çünkü Türkiye'dekini sevmiyorum. Yani farklı oluyor. O yüzden her kahveyi hani böyle içemiyorum. O yüzden kendimi götürdüm. Diş macunu. Zeyd'e aktimer aldım. İki gün buradayız, içer. Bir de yola da götürürüm. Hani havalimanına giderken falan sabah içer yani. İyi olur. Seviyor bunu bayağı. Evde çöp poşeti bitmişti. Çöp poşeti aldım. Böyle atıştırmalık çipsi aldım. Bir de süt aldım. Bu kadar yani. Şimdi bunları koyayım. Sonra işler beni bekliyor. İlk bir her zamanki gibi çamaşırımdan başlayacağım. Çamaşır var arkamda. Onları yıkamıştım. Halledeyim önce, bir şunları kaldırdım. Bir de donut aldım. Zeytin bir donut canavarı. Bayağıdır almıyordum. Aldım dedim ya. Yesin. Evet. Gitmeden şu iki yumurta var, iki yoğurt var. Bunları da tüketiriz. Buzdolabında hiçbir şey kalmasın. Onlar. Koyalım. Canlar, bakım ürünlerini size dünkü vlogda göstermiştim. Nasıl paketlediğimi, nasıl böyle yerleştirdiğimi size göstermek istiyorum. Şu Barbie'ye kendi ürünlerimi koydum. Gördüğünüz gibi işte tarağımdan tutun, makyaj filme, suyuna kadar her şeyi bunun içinde. Bunu Primark'tan böyle set halinde almıştım. Bir de bir makyaj çantası var. Yani iyi ki almışım. O kadar güzel ki ve o kadar yer geniş ki yani çok şey sığdı. Bunu Zeyd Mirza'ya yaptım. İşte yara bandıdır, şampuanları, kremleri, güneş kremleri. Burada da Akif'in eşyaları var ama benim şeyim de içinde, şampuanım falan. Saç spreyimiz içinde, işte Akif'in duş jeli, deodorantı. Şöyle 3 tane yaptım. Bu küçük bizim klasik eczane çantamız. İçinde böyle gerekli şeyler var, işte dezenfektan, burun spreyi, ateş düşürücü, bizim için ağrı kesici vesaire vesaire. Onlar var. Aha, annem arıyor. Alo. Melisa, hemen bir şey sorup kapatacağım.
Sizin evin orada restoran var ya, Kent değil de öbürü neydi kız gidiyordu? Günay mı? Günay mı? Ha Günay, tamam. Niye ki? Ayfer soruyor da dişçiye gelmişlerdi, gelmişler Gürhan Gül'le falan orada yaşamışlar. Ha tamam. Sen Günay değil mi? Aynen Günay, açık büfesi olan. Tamam. Tamam. Hadi. Direkt o şeyin orada, Zebra Şerif'in orada. Orayı biliyor. Ben ha, tamam. Adresi göndereyim. İyi oldu. Hadi. Tamam, hadi öptüm. Hadi. Evet. Bir de şöyle pamuk var. Bir de kulak cebi. Bunları da böyle koyacağım zaten. Kapalı gördüğünüz gibi. Bu şekilde bakım ürünlerimizi de güzelce şöyle yerleştirdim. Zaten yerleştirmiştim ama size göstermek için şöyle daha bolla koymadım çünkü. Canlar, aradan biraz vakit geçti. Önce süsünü iç. Önce aktif elini iç Zeyd Mirza. Ama onlar şu an sallanıyor. Onlar indikten sonra sen de sallanabilirsin. Canlar, ben Zeyd Mirza'yı kreşten aldım. O kadar herkesin tatilde olduğu belli ki yani bomboş park. Normalde buralar tıklım tıklım oluyor. Herkes tatilde. Biz giremedik ya. Sağ salim gideydik. Tam annem dikkat et. Aktimel getirdim, onu içiyor. Şöyle bisikletiyle gidiyor hep kreşe. Bugün nasıldı okul? He? Dur sileyim. Kocaman okulsu. He? Ne yaptın bugün okulda? Hediyelerini öğretmenlerine verdin mi? Evet, çiçeği verdim hediyelerini. Ne dediler peki? Aa, bu nasıl? Ne dedi öğretmenlerin? Ver şimdi. Yok, ağzını sil diye vermiştim aslında. Ama oradan da döktüm. Oo, yerim seni, tamam. Zeyd, öğretmenlerin ne dedi? Aha, onu da şimdi ağzına sürdü. Aferin oğlum. Zeyd, baba yarın seni berbere götürecek uçmadan. Yay. Çünkü saçların yine peruk olmuş. Hemen uzuyor, biliyor musun? Hı. Değil mi? Senin saçların hemen uzuyor. Küçük maymuşum benim ya. Peruk kafalım. Biraz oynasın. Sonra eve geçeriz. Ben de bugün halsizim bayağı. Evet, donat da getirdim. Dur vereyim. Tamam, vereyim. Kızlar, eve geldik. Bir yarım saat oluyor. Direkt böyle temizliğe giriştim. Bunları halledebilirim. Zeyd de burada. Dibimde dolanıyor. Değil mi Zeyd Mirza? He efendim, seni yerim kuşum. Buraları güzelce bir sildim, fayansları falan. Tuvaleti de temizledim. Şimdi şura kaldı. İşte bir de aynası. Yerini falan sileceğim. Evet hanım. Şu an bir elle zor oluyor da işte kızar. Tuvaleti temizleyeceğim. Sonra bir banyoyu da güzelce bir temizleyeceğim. Temizliğimi yarına bırakmak istemiyorum. Bu da gelin. Aaaa!
Canlar, aradan saatler saatler geçti. Ne oldu annem? Bir tane burada bir tane çek. Şuna bak ya. Tamam, bom, oldu mu? Çok ya. Arkadaşlar en son ne çektim bilmiyorum ama bugün, bugün böyle devam çekmeyecektim çünkü pek modum yoktu açıkçası. Gerçekten bilmiyorum ama böyle hiç enerjim yoktu. Yine evde temizlik falan yaptım ama hiç çekim yapmayacaktım normalde. Şimdi saatleri akşam ettik. Güldane bacım aradı. Bu arada Koji şimdi burada. Cihat aradı daha doğrusu. Çaya gelin dediler. Aynen. Biz de gidelim biraz oturalım. Zaten yarın da hani yoğun olacağımız için görüşemeyeceğiz. Türkiye'den önce bir görüşelim dedik. Cuma da zaten sabah yolcuyuz Allah'ın izniyle. Park mı ediyor aşkım? Park ediyorlar. Şimdi oraya gideceğiz de fazla durmayız zaten çünkü yarın Zehir'in kreşinin son günü. Geç uysa da ne olur son gün. Değil mi aşkım? Şu an saat 8 şu an. Normalde işte aslında yaz ayı olduğu için 9 gibi de uyuyor yani bazen. Bugün de 9.30 gibi uyur artık. Bir saat otururuz değil mi aşkım? Aynen hocam. Akif de yarın çalışıyor son iş günü. Allah kamera gitti. Aşkım. Kamera uçtu. Evet. Abi bir de çocuk var herhalde. Şey kötü bir olay olmuş ya hazır. Olmuş. Çocuk herhalde şey bu skaterden düşmüş. Ay şey. Yaralı bulunmuş. Scooter. Çok tehlikeli. Yaralı bulunmuş. Çocuk komada yatıyormuş. Ay ya. Ciddi misin? Ya şimdi yanlış olmasın öyle gördüm. Nerede gördün? Genç bir çocuk nasıl gördüm ya. Şey TikTok'ta falan paylaşıyorlar. Ay o kadar tehlikeli ki yemin ederim abi, hiç bilmiyorum biliyor musunuz? Bir insan böyle bak kendi uçağı hali 30 kaymayla gidiyor. O tehlikeli aynen. Yani. Aynen. Bu elektronik scooterlar var ya onlarla gerçekten çok kazalar oluyor. Allah şifa versin oğlum. Allah dikkat edin arkadaşlar. Çocuklarınız falan kullanıyorsa eğer valla tehlikeli yani. Bu arada şu tipime bakın. Aynı olduğum gibi çıktım. Ne bir saçımı taradım ne bir yüzüme krem. Çok iyisiniz. Ama hazırlık yapıyorduk bu arada. Akif'in bavulunu da bitirdik. Ben tuvalet banyoyu dip köşe temizledim. Ha tuvalete herhalde çektim. Aynen sonra fırçalarımı falan yıkadım. Sonra devamı gelmedi dediğim gibi. Böyle motivasyonum yoktu açıkçası. Şimdi full böyle yaz tatiline kadar hep motivasyonlu geçti günlerim ama bugün böyle tam tersiydi. Herhalde artık gitmek istiyorum sen sadece. Sen yapıyorsun anne. Ben arkadaşlarla konuşuyorum Zeyn. Ben de konuşmak istiyorum. Tamam sen konuş. Sen duyuyorlar seni konuşabilirsin. Ben konuşuyorum. Aşkım. Anne benim arkadaşlarım. Evet. Konuş. Hadi konuş ne yapıyorsunuz arkadaşlar desene. Arkadaşlar bir dakika. Bir de utanıyor. Tuğdu'yu da benim. Tuğdu'yu da anne. Evet, Tuğrul de seni izliyor. Tuğduy, yavaş yavaş. Tuğduy. Zeyd Mirza. Ne? Ay ne diyecektim? Ha, biz nereye gidiyoruz? Nane güle gidiyoruz. Evet, sen naneyi özledin mi? Zeyd Güldane. Güldane. Hayır, nane. Nasıl? Güldane. Ha, evet. Hayır, biz nane diyoruz değil mi Zeyd? Baba. Cihat amca de. Nane de Türkiye'den geliyor. Cihat amca güle gidiyoruz değil mi? Cihat amca. Amcam. Cihat amca mı? Hadi gidelim evet. Orada açarız. Amca mı? Evet. Cihat amca. Oldu mu baba? Baba bak ne oldu? Geldik. Bak ben açtım. Hadi gel. Yürü. Yürü önden. Yarın Zeyd. Yarın kreşin son günü. Nerede kalıyorlar? Evde kalıyorlar. Evinde kaldığını biliyor. Gel. Bırak. Gel gel. Bücürük. Canlar Güldanegil'de video çekemedim. Zaten fazla oturmadık. Hani sohbet muhabbet ettik. O yüzden kamerayı inanın hiç açmadım bile. Size Güldane bacımın bana Türkiye'den getirdiğini göstereyim. Bakın şöyle bana çok tatlı küpeler getirmiş. Ay netlemiyor kız. Şu kırmızı böyle bir tane bu. Kleeblatt. Zaten böyle takılar çok seviyorum. Biliyorsunuz bilekliğim ve kolyem de var. Aşırı tatlı duruyor. Bir de şu minnoş küpeleri almış. Bu da tam Rümeysa resmen. Tam böyle tatilde takmalık bir küpe aslında. Bunu da koyacağım bavuluma. Aslında koymuştum pembe bir tane ama bunlar daha güzel. Bunu takarım.
Bir de şöyle bir bileklik mi, halhal mı bu acaba? Galiba halhal arkadaşlar ve çok güzel. Bakın. Bir de şöyle lokum getirmiş. Sağ olsun. Vallahi düşünmesi yeterdi dedim. Hani ne gerek vardı? Ben de gideceğim zaten dedim. O da dedi ki bayağıdır gitmiyorum. Sen de bize hep getiriyorsun. Ben de getirmek istedim dedi. O yüzden kesesine bereket diyelim. Çok çok güzel. Bu da böyle Rabi çikolatalı kahve. Bunu denemiştim. Bu da güzel gerçekten. Şöyle hediyelik bir havlusu var. Şuradan tekrardan teşekkür ederim bacıma. Bunu da bavuluma koyacağım. Bunu da hatta şimdi takacağım ayağıma. Herkese ertesi sabahtan günaydın. Zeydin bugün son kreş günü. Okula götürüyorum ve bayağıdır şuna binmedi. Normalde kendi mavi bisikletini sürüyor. Bundan götürüyorum çünkü hediyeyi Zeyd taşımak istedi. Bir tane öğretmeninin son günü. Bir de hamile. O yüzden çıkacak iş yerinden. Gerçi Zeyd'in öğretmeni değil, başka grubun öğretmeni ama yine de her sabah görüyoruz onu. O yüzden küçük bir hediye. Üstüne aycık falan var. Allah Zeyd. Okula gidelim bakalım. Zeyd bak mı buraya? Tamam. Şamar. Canlar, Zeyd'i bıraktım. Kreşe... Ay! Kreşe geldim diyecektim. Ekçin'e geldim. Kumda oynaması için o oyuncağı alacağım da bakıyorum nerede acaba. Şöyle iki tane bez aldım, el bezi. Evde kullanmak için. Bunlar çok iyi oluyor gerçekten. Ama nerede ki acaba? Hiçbir fikrim yok. Bir bakmam lazım. Evet, ben tekrar eve geldim. Şöyle Zeyd Mirza'nın asistan öğretmenlerine şöyle çiçek bir de çikolata aldım. Onu da vereceğim. Şöyle kendime mutfağım için şu bezlerden aldım. Zaten bunları kullanıyorum. Gerçekten çok iyiler yani. Böyle size göstereyim hangisi olduğunu. Spargo markası. Microfiber. Aynen. Çok iyiler bunlar gerçekten. Bundan aldım. Leoparlı çok hoşuma gitti. Bir tane Mikado aldım öyle atıştırmalık. Sonra şu boyama kitabını aldım. Zeyd Mirza'nın sırt çantasına koyacağım uçak için. Bir tane Brits aldım okul sonrası eline vermek için. Bir de şu papuçlu kum oyuncağını aldım canlar. Bir de ben ne yaptım biliyor musunuz? Gidip pedikür yaptırdım. O kadar rahatladım ki ve çok mayıştım. Çok uykum geldi. Size şöyle göstereyim. Bu arada ayaklarım maalesef şuralar yara oldu terlikten. Ama çok güzel tertemiz oldu vallahi. Çok iyi hissediyorum şu an. Tatilden önce böyle iyi oluyor. Ayağıma aslında hiç böyle yaptırmıyordum ama yaptırdım bu sefer. Şellak. İşte bakım falan. Öyle. Canlar ben bu videoyu burada kapatmaya karar verdim. Editleyip bugün atayım. Normalde bugün atmayacaktım da neyse dolmuştur herhalde video zaten sizler için yeterince. Yani umarım ki öyledir. Kendinize çok iyi bakın ve yarınki videoda görüşelim.